Köyün üzerinde çalıştı. Başka da diyorum bak, Asaman Karaman onun peşinden geldi. Gitmeden subay okuluna girdi. Amir'den Elva. Birisi de Çampınar'dan satılmış Cevahir diye. O da subay okuluna gitti. Sözlüğü kazanamam korkusuyla. O da oradan gelmedi. Bir tek ben girdim o sana. Çorba öğretmen okuluna. Bekir hocamın dediğini şöyle söyleyeyim. Bugünkü %1'lik dilim. Öğretmen okuluna girmek. %1'lik dilim. Hanefi Lisesi'ne gidiyor ya %1'lik öğrenci şimdi. O zaman da öğretmen okuluna gidiyor. Yani o zaman ben de fazla okuduk ki yani. Öğretmen okulu. Öğretmen okulu. Zordu. Kazanmak da zordu. Okumak da. Yani öğretmen okulu son sınıfta resimden, müzikten bir sene gezen arkadaşlarımız var. Bizde bir de. Beden eğitimi, resim, müzik. Evet. O zamanın en lüks lokantası neydi? Özler. Evet. Özler. Özler'in yemek listesine aldım onu. Okulda uyguladım. Önce gittiğimizde gerçekten doymuyorduk. Genelde mesleği çalmaz falan. Şimdi öğretmenin yıkacak da düzeltecek de öğretmenler. Biri öğretmenler, biri din görevlileri. Bak, cennete gitmek çok kolay. Bir daha tüm en kolay cennete gitmek. Allah bizim için cennete böyle levhalar hazırlamış. Ha bunları görün de gelin gidin. Nedir? Şunları görüyorum. Ben sabahlara kadar okurum. Niye? Sabahlara kadar namaz kılsam faydası yok mu? Var. Ama şu kadar. Her gün oruç tutsamız senelerce şu kadar. Ama şimdi ağzından çıkanı dinliyoruz. Dine ait. 15 dakika, sadece 15 dakikaya bir kitap okursanız 10 sene sabaha kadar namaz kılmıştan eftaldır. Ben demeyim kitabın cümlesi. Hadis bu. Dine ait bir kitap 15 dakika okusanız 3 ayları tutsam bile o kadar sevap alamıyorum. Ya bu 15 dakika çok mu? İnan 10 sene ibadet etmiş veriyor. Yani 10 sene oruç tutmuş, 10 sene namaz kılmış gibi. Cennete gitmek bu kadar kolay. Şimdi benim diyeceğim, Allah hepimizi bir kere doğru yoldan ayırmasın. Çok duygulandım. Aklınızda kalsın. Cennet bizlerin ayağına şöyle bayağı serilerek geliyor. Ama biz farkında değiliz. Ben diyeceğim şu. Bunları bıraktım orada. Şimdi bütün çiftçilerimiz buğday, arpa ekecek. Tarlalar kurudu. Ekme mevsimi yok. Beyefendi bana bir dua yapsan dedi. Doğru, ağzına sarıp onu hatırlattı. Ben geniş güzel dua yapmam dedim de onu da eklerim de. Ben bir size 5 dakika veya 6 dakika bir dua yapayım. Yanıma göre. Mehüvellezi yünezzilül gayte min ba'di ma ganet ve neşürü rahmeti mehüvel veliyyül hamid. İlahi ya Rabbi, okuduğumuz ayeti cellede buyurduğun gibi yağmuru yağdıran, mahsulleri yeşerten, bize rızık veren sensin. Allah'ım yine senden istiyorum. Ya Rabbel Alemin, hasret kaldık gök gürlemesine, hasretin suyun çağlayan sesine. Allah'ım gök gürlesin, şimşek çaksın, yağmur yağsın, sular aksın. Yağmur istiyoruz. Bol bol yağmur ver ya Rabbi. Yağmur ver ya Rabbi. Yağmur ver ya Rabbi. Allah'ım Allah'ım, bağlar, bahçeler, tarlalar susuzluktan yarılmasın. Toprak tozunup savrulmasın. Ekilenler kuruyup kavrulmasın. İncil, Tevrat hürmetine yağmur ver ya Rabbi. Zebur, Kur'an hürmetine yağmur ver ya Rabbi. Kitab-ı Celilen'de gizlediğin ismi azam hürmetine yağmur ver ya Rabbi. Yağmur ver ya Rabbi. Yağmur ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Seherlerde dertli öten bülbüller hürmetine yağmur ver ya Rabbi. Aşkınla yanan gönüller hürmetine yağmur ver ya Rabbi. Allah diyen diller hürmetine yağmur ver ya Rabbi. Yağmur ver ya Rabbi. Yağmur ver ya Rabbi. Allah'ım Allah'ım,
manevi hadini şehir olan Mekke'yi mükerreme hürmetine yağmur ver ya Rabbi. Kabe'dem dem Safa Merve hürmetine yağmur ver ya Rabbi. Arafat'ta vakfe duranlar, Kur'an okunan Kur'anlar hürmetine yağmur ver ya Rabbi. Yağmur ver ya Rabbi. Yağmur ver ya Rabbi. Allah'ım kitabı celilinde isteğimi vereyim diyorsun. Yine biz senden istiyoruz. Ya Rabbi ver Allah'ım ver. Cümlemize kamil iman temiz kalp ver ya Rabbi. Cümlemize seni tesbih eden, seni zikreden dil ver ya Rabbi. Cümlemize edep ver, haya ver, güzel ahlak ver ya Rabbi. Cümlemize ilim ver, ihlas ver, muhlas ver ya Rabbi. Cümlemize hayırlı evlat, hayırlı akraba, hayırlı komşu, hayırlı dost ver ya Rabbi. Allah'ım yine senden istiyoruz. Ne verirsen lütfundan ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Bu dualarımızda Arafat'ta yapılan ve kabul olunan dualardan eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzi Tammâ-i Sıfun ve selamun el mürselin velhamdülillah Rabbil Alemin. Ülkemizin, evlerimizin huzurlu olması için, sağlığımız, sıhhatimiz için, meslekte başarılı olmamız için, dualarımızın kabul ve Allah rızası için El-Fatiha. Ben derste imtihana girince son sınıfta hemen müdürü çağırıyorlar. Müdür kitap açıyor, beni böyle satır satır takip ediyor. Ve müdür derdi ki, yavrum geleceğin başbakanı olmazsan sana hakkımı helal etmem derdi. Niye? Çok zekisin. Türkiye'de şu anda 5 üniversite mezunu yok. Birleşmiş Milletler'de de 10 üniversite mezunu, anam 6 üniversite mezunu yok dedi. Sen zekisin, 6 tane üniversiteyi bitirsen Birleşmiş Milletler kapar. Türkiye'de seçime sokmadan seni başbakanlığa getirirler derdi. O birincilikten de Allah en fethi, onun sayesinde ben Osmanlıca'ya geldim. Evet. Kaç yılında geldin hocam Osmanlıca? Kaç yılında? 58. 58'de burada başladın. Okulunu bitirdiler, burada başladın. 59'da ya. 58 hocam. Doğrudur. Ama küçük bir çocuğuydum. 58-59 öğretim yılında. Tam 41 oldu. Yani yaşını bilmiyorum. İlkokulda böyle gittim. Pazartesi günü. Dersten çıktım. Bir adam geldi. Umarım bir kim dedi. Benim dedi. Hocam bizim okulda başka bir şey oldu dedi. O yıldır. Ne okulda? Orta okulda. Yaş büyütmüşler. Ben kendim dedi. Yaş büyütmüşler. Ben bütün yıllar giremem dedi. Çok büyük çalışmalar değil de. Gideceksen bu kaymak ama emredi. İşte yüzde maşallah. Ve odur odur orta öğretimle beraber çalışmış. Yaşlı olan oldu. Yaşlı olmadı yine de. Hocam doğum, yani bir mi kaç? Doğumumuz kaç? 38. 38. Doğumum 38. 1954 yazılmış. Arkadaşlar mutlaka Muharrem Hocam hepimizin hayatına dokunmuştular. Ben de bir iki şey söylemek istiyorum hocam izin verirsen. İzin verirsen ben de bir iki şey söylemek istiyorum. Efendim ikinci sınıftayız. Büyüyünce ne olmak istersiniz? Çok seviyorum ama Muharrem Hoca'yı. Aynı bugünkü zerre kadar eksilmeden aynı sevgim saygım devam ediyor. Herkes gibi önde kalın öğretmen olmak istiyorum. Başarılı bir öğrenciyim. Sumur'da sınıf birinciliğim falan var. Babam sağlık memuru diyor ki sen eczacı ol. İşte ben orada otururum, tansiyon ölçerim, iğne vururum, bilmem ne yaparım. Sen de eczacı olayım. Ben Muharrem Hoca'ma söz verdim, ben öğretmen olayım. Ve oğlum bari şey ol, ortaokul öğretmeni. Şey vardı ya, Hasanoğlu'na gitmem falan filan vardı. Yok ben öğretmenim. Aşıya maşıya giderken beni de götürdü ki oradaki zorlukları göreyim, ben vazgeçeyim diye. Geçmedim. Dünya gelmek bir daha nasip olsa ben yine öğretmen olmak istiyorum. Ben yine köy öğretmen olmak istiyorum. Ya da kenar mahallede çalışmak istiyorum. Almanya'da çalışırken hemen hemen haftada en az 3-5 gün kendimi öğretmen görürdüm. Rüyalarımda öğretmenim. Dayanamadım, geldim İstanbul'daki arkadaşlarıma geliş gidiş orada kolay diye. Bana bir yer ayarlayın dedim, bir hafta bir öğretmenlik yaptım.
Bilebulgaz'ın bir köyünde yer aramadı. Orada gittim, bir hafta öğretmenlik yaptım. Biraz rahatladım. Ondan sonra gittim. Yani ben öğretmenim, öğretmen olmaktan, öğretmenlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Muharrem Hocam, Osmancık'ta birçokların hayatına yön vermiş, şekillendirmiş, direkt ya da endirekt. Ben de onun nasiplendirdiği öğrencilerinden birisiyim, evlatlarından birisiyim. Şeker çocuk olun derdi, biz de şeker çocuk olurduk. Herhalde onun sevindem olduğunu aldık, bir de şeker hastası olduk ama hala şeker çocuğu. Duydun mu dediklerimi? Yani duydum. Yeter ama. Şimdi benim hayatımda iki öğretmen benim hayatıma dokunmuştur yani. Birisi Zamir Yaylım diye, hiç Zamir diye isim duydunuz mu bilmiyorum. Zamir Yaylım diye bir ilkokul öğretmeni. İkincisi İsparta'da öğretmen yetiştirme merkezinde Nazik Erik diye bir öğretmeni. Birisinden değersizken değerli olmayı öğrendim. Birisinden de bir yeteneğim varmış. O yeteneğimi ortaya çıkardı. Ben farkında değilmişim. Osmanlıca geldikten sonra da kendime rol model aldığım öğretmen Muharrem Meral. Onun gibi olmak, onun gibi sevilmek, onun gibi çalışmak, çalışkan olmak gibi bir kendime yol çizdim. Onun da kılavuzu bende Muharrem Meral. Kendisini aynı demin senin sevdiğim gibi seviyorum. Duacı bize dua etmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Güzel, o son cümlem çok doğru. Bak, ben ölürken Osmanlıca zarar. Benim namıma değil. Niye? Bak, bugün öğretmenler günü. Bugün akşam okudum o kağıdı değil. Şimdi, ikindiden sonra bütün geçmiş geçmiş öğretmenin ahirete göçenlerinin ruhlarını okurum. Bu bir. İki, sevdiğim insanlardan neden? Osmanlıkta sevilen insanların ümitini tanıyayım tanımayayım. Okurum. İki, üç. Demin dedim, cennete gitmek çok kolay. İnan çok kolay. Niye? Bunları ben sabahtan beri okuyorum. Şimdi okuyorum değil mi? İsmim. Mesela şuradan bir şey söyleyeyim. Nedir o? Kıyametin kopması. Kıyametin kopması denince aklımda ilk gelecek İsrafil Aleyhisselam. Çünkü onu oraya üflemesi lazım. Şimdi kaç kere üfleyecek? Üç kere üfleyecek. Birinci üflemedi. Ya insan aklı duruyor. Ayın güneşin ışıkları söner, yıldızlar kaybolur. Birinci üflemedi. Ortalık difire karanlık olur. Esas kıyamet koptu zanneder insanlarda, hayvanlarda, hepsi de böyle şeye düşenler, yani yere düşenler sarhoş gibi olurlar. Bu 40 sene karanlık dünya yaşanacak. Bu birinci kopması. İkincisi İsrafil Aleyhisselam buraya ikinci üflemesinde. İkinci üflemesinde bu sefer dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak, pamuk gibi olacak. Gökyüzü eriyecek, akacak. Denizler kuruyacak, kıyametin kopması. Ama bunları derken siz bunları gözümüzde büyütmeyin. Sermayesi olanların bundan haberi hiç olmayacak. Niye? Kıyametin kopmasını bilmeyen varlıklar sadece cenazelerdir. Allah sevdiği kulların cenazesi, kullarını kıyamet kopacaksa bir gün önce onların ruhlarını aldırır. Yani Allah öyle büyük varlık ki insan diniyle ifade edilir. Bak, yani senin kıyamete korktun diye bırakmıyor. Bunu derken de benim diyeceğim, en çok üzerinde duracağımız, cennete gitmek çok kolay. Cehenneme gitmek çok zor. Cennete gitmek çok kolay değil. Şu kitapta demin dedim, 15 dakika okursa 10 sene sabahlara kadar namaz kılsan aynı sevap alacaktın. Yani 15 dakikayla 10 sene kıyaslanır mı? Bu bir. İki, cennete gitmek çok kolay. Neden? Annemiz babamız hayattaysa onlara öf demeyeceğiz. Büyük, çok ince mesele şimdi. Namaz çoğumuz kılıyoruz.
namaz, kadiri erken uyarak kılınır da namazdır. Bu çok önemli. Ama bizim hocalarımız da yatıp kalkıyor. Ben ne hocalardan, ne namaz kılanlardan, ne de çoğunluğundan memnun değilim. Kendi hesabımda. Demek yani dünyada kadın tatlıdır. Zenginlik tatlıdır, servet makam tatlıdır ama hepsinin tatlısı namaz. Namaza eğer ehlinden aldıysanız namaz ziyaretini o tadı alırsınız. Orayı biraz daha açıklayayım. Bir hoca efendinin mahallenin hocasından veya eminimizin babamızdan dayımdan namazı alıyor, onunla kılıyor. Bu olmadı ama olduğu zannediyor. Ne yapacağız? Yani dini eserlerde tanınmış adamların hayatlarını alacak. Biz de seni dinlemeye, seni görmeye geldik. Allah hepinizden razı olsun. Ayaklarında hacılık sevabı versin. Çok duygulandım gerçekten. Allah hepinizden razı olsun.